Tutturanlar kulübün özel ilk kuponuna 100 TL bonus artı banka komisyonu hediye. Yorumlardaki linkten iyi ol, fırsatı kaçırma. Tuturanlar Kulübü'nden herkese merhabalar. Serdar Ali Çelikler, Uğur Karakulukçu ve ben Irmak Kazuk. Her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Bir Perşembe günü daha. Ee, yoğun bir maç trafiği, yoğun bir maç takvimi var. Dolayısıyla önümüzdeki akışımız menümüzde oldukça kalabalık. Bu hafta aslında Avrupa Kupası maçlarımız var. Bizim de dolayısıyla merceğimiz biraz daha orası olacak. Fenerbahçe Sevilla ile Sivaspor Fiorentina ile karşılaşacak. Ve akışımızdaki ilk haberimiz de Fenerbahçe Sevilla. Ee, Sarı Lacivertler ilk maçta İspanya'dan 2-0'lık yenilgiyle dönmüştü. İlk yarı Biraz daha bizi tatmin etmeye yakın bir oyun ama değerlendirilemeyen pozisyonlar var. İkinci yarı e, çok küçük detaylarla Fenerbahçe'nin biraz direncini de düştüğü oldu ama küçük detaylarla da Sevilla'nın 2-0'lık bir avantajla İstanbul'a gelişi söz konusu. E, abi senle başlayalım istersen ama Geçen öncesinde hafta... bir anonsumuz var onu da istersen ya, bir hatırlatalım bir ya. kez daha. E, şimdi tuttura üye olan herkes ilk kuponunda 100 liraya kadar bonus kazanıyor. Bir de üstüne tutur para yatırırken banka ödediğiniz komisyonu da iade ediyor. Yeni üyeler ve daha önce hiç yatırım olmayan tutur kullanıcıları da bu kampanyadan faydalanabiliyor arkadaşlar. Buyurun abi. Ee, geçen hafta Uğur Karakolukçu burada güzel bir seviye analizi yaptı. Dedi ki, seviye küme düşme hattında ve çok kritik bir maça çıkacak hafta sonu Almere'ye karşı ve aynı puandalar. Ee, ve epeydir de krizdeler. Üstelik sadece 2 veya 3 maçta gol yememeyi başarmışlar. O yüzden Fenerbahçe maçındansa küme düşmemek adına hafta sonu oynanacakları Almere maçına daha fazla önem vermek isteseler de istemeseler de zorundalar demişti. Ee, nitekim ilk yarıda da bunu gördük açıkçası. Oradaki maçın ilk yarısında. Oradaki maçın ilk yarısında Fenerbahçe tam 3 tane iyi pozisyon buldu. Bir tanesi Joshua King'in karşı karşıya kaldığı pozisyon. Bir tane gene Joshua King'in çok kafa vuruşu. Ee, bir diğeri de Ferdi'nin e, cezası cezasız sağ çaprazından gelip kalecinin Sağ ayak dibine vurduğu bir top. Bu üç tane iyi pozisyondan bir tane gol çıkartamadı. Ee, bir tane daha var ve bence en net oydu. Hangisi? 50 metreden Valencia'nın vurduğu Valencian top. Evet. Yani Ching'in iki vuruştan daha iyi o vuruş. Ee, bir de o vardı hatırlıyorum doğru ilk yarı için. Yani bunların hiçbirisinden ve Fenerbahçe hiç pozisyon vermedi. Tüm bunların hiçbirisinden sonuç alamayan Fenerbahçe ikinci yarıda Jordan hamlesiyle orta sahayı ele geçiren seviyeye karşı bir karşı hamle yapamadı bir şuttan, bir kör kurşundan gol oldu. Olabilir. Ama ondan sonra Fenerbahçe gene pozisyon buldu. Rossi ile atamadı. Toplam 4 veya 5 pozisyon bulup bir tanesini bile atamazsanız. Adam da bulduğu tek pozisyonu 86. dakikada e, gol yaptı. Ve 2-0 oldu. E, ben başından beri Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini düşündüğüm için atabileceği gol sayısına oranla tur ihtimalini 51'e 49 seviyeyle görüyordum. E, nitekim öyle oldu ama bir taraftan o ilk yarıdaki oyun seviyenin aslında çok fazla ciddi bir oyun oynamaması buradaki maçla ilgili bugünkü maçla ilgili e, ümitleri arttırdı. Lakin Uğur Karakullukçu'nun doğru analizinde olduğu gibi Almere'yi gelip 7-8 sıra çıktılar. Ki ve, orada da zorlananlar maçın maçındaymış derdi. Ve maçın ikinci dakikasında geri düştüler. En 75'te 75'te de. falan 2-1 yapıp Maç aldılar. 45 artıda penaltı olmasaydı bence yenileceklerdi. Ben Al daha iyi gördüm. Olabilir. Ee, bir 1 penaltı böyle tam içeri girecekken penaltı oldu. Yani burada şimdi Ocampos oynayacaktır. İkinci yarıda daha iyi bir seviyeyi gördüğüm, görmemize neden iki futbolcu vardı bana göre. Ocampos raket için ön plana çıkması ve Jordan. Burada da aynısı olacaktır. Ben maçın başlarında Fenerbahçe baskısına, Fenerbahçe'nin avantajı hakem. Bir zaman bir yandan da dezavantajı. Dezavantajı Michael Hakem Oliver, e, İngiliz hakem. Dezavantajı öyle deplasman takımıymış, öyle sayı iç takımıymış bakmaz. Avantajı şu Fenerbahçe agresif ve baskılı ve fizikli oynamak, temasta oynamak istiyor. Onların eder. hepsine müsaade eder. de alışkın. Onların hepsine müsaade eder. Tabii standart. Ee, öte sevi yandan seviyelilere omuz attığın zaman biraz böyle düşen tipler, o brancil falan. Onların hepsine oyuna devam yer. Ee, uydurma faal falan çalmaz. Ama sen e, bir taraftan da Sevilla topu ayağına aldığında çok kolay kazanamadığın bir takım. Bütün İspanyollar gibi. Bu nedenle de çok agresif baskılı başlayıp ilk 10 dakikada bir tane sıkıştırmak isteyecektir Fenerbahçe. Bunu yaparsa enteresan bir maç olur. Ama ben genel olarak e, şunu söyleyeyim. Adam ligde de rahatlamışken bu, bu kupanın da gediklisiyken, bu kupanın Real Madrid'iyken ilk maçta 0-2 iken tur bırakacağını sanmıyorum. Ben maçı, Fenerbahçe'nin kazanacağını turunda sevi tura, e, seviye turu ama seviyenin de turu geçeceğini düşünüyorum. Yani bu durumda benim bahisim bir ve var. Bir ve var. Ya benim e, ben burada bahis yaparsam bir vereceğim. Çünkü hakikaten e, seviyenin zaafları yani şöyle söyleyeyim. Benim e, seviye favori değil dememin sebebi tamamen seviyenin eksikleriydi ve ben bunların tamamını da eşleşmede gördüm. Fenerbahçe biraz daha doğru düzgün bitirici olsaydı şu an belki de tur, cebe konmuş bir turla burada. 2-1'le gelseydi farklı konuşurduk tabii. tabii. Ya 1-0'la gelse farklı konuşurduk. Bir ya. Sıfır, o, sıfır, sıfır i̇kinci gol yemesen de farklı konuşurdun. Ekstra gol. 1-1 yani beraberlikle falan dönse burada güle oynaya muhtemelen geçme ihtimali yüksek bir tur konuşuyordu. Maalesef. Yani galibiyetle de dönebilirdi. Ya yani galibiyetle dönme ihtimali 2-0 yenilme ihtimalinden daha fazlaydı ilk yarıda. Doğru. Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. E, oyun düştükten sonra da ısrar etmenin ya bir bence biz şeye gittik. Jesus şey dedi. Ya 1-0 da kötü değil. Tam e, kaza gol ama kötü de oynamıyoruz aslında. Bu 1-0 bir bir gitsin biz de bir bak, biz de duruma göre bakalım. Yani e, fazla güvendi ikinci yemeyeceğine. Böyle ekstra bir durum oldu. Hakikaten hiç hak ettiği bir skor değil. Sevilla harbiden kolay gol yiyen bir takım gördük. Almeyra maçında da Yediler penaltıyı atmasalar belki de şu anki kabus şey de yani maç esnasında 19. sıraya düşmüşlerdi. Maçın 30. dakikası falan. Yani o 45 hı hı. artı 6 galiba. Penaltı gelmese bambaşka bir şey olacak. Bu takım gol yiyor. Bu takımın üstüne gidersen gol atmama ihtimalin zor. Ee, PSV üstüne gitti. 2 tane attı. 3 tane attı. Bir ta tanesi tane sayılmadı. Ee, son dakikalarda kabus gibi geçti seviye adına. Bunu Fenerbahçe yapabilir çünkü PSV 3-0'a karşı onu yapmıştı. Burada bir tane atarsa herhangi bir zamanda at, 55'te bir tane at kalan 40 dakika seviye için kabusa ben döner. Ben şu anki ruh halleriyle de çok seviye kaldıramayabilir gibi geliyor. Normal bir seviye, bildiğimiz seviyeden daha kırılgan oldukları aşikar. Kesin. Almeyra maçında da yoruldular. Fenerbahçe dinlendi. Yani olabilecek en iyi bay bir, bir tanesiydi. Hadi bir tanesi de en iyisi yani. Elle seçsen burası seçersin. Fenerbahçe yöneticisi olsam Başkan olsam gider konuşurum ederim hani bayı bu Şurada şeyi yapalım. alalım aynen. iki hmm. İki seviye arasını alalım desen. Bence bunu konuşursun yani. Hakikaten o iyi denk geldi bu bay haftası. Ve Fenerbahçe fiziksel bir avantaj olacağını düşünüyorum. O yüzden banko bir olarak görüyorum. Ee, gerisini bilmiyorum. Yani belki 1-0 biter, belki 2-1 biter, belki 2-0 olur uzar bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin bir şekilde atıp gerisini kovalayacağını düşünüyorum. Bakalım. Evet Fenerbahçe'nin kesin bence de agresif başlaması lazım. Zaten işte az önce konuştuğumuz gibi hem genel sezon içerisindeki form grafikleri, hoca değişikliği böyle hani İspanyol basında baktığımızda e, genel bir huzursuzluktan ve mevcut hocanın da yine gönderilmesi ihtimalleri falan da konuşuluyor tabii. Böyle bir senaryoda da aslında bu da şurada demek. Biraz işler kötüye gittiğinde biraz kriz söz konusu olduğunda aslında dağılmaya daha yakın bir oyuncu grubundan da bahsetmek lazım. ya Öyle de geliyor bana. Hı hı. Ee, Fenerbahçe erken golü bulursa bence de kesin kazanacaktır. Ee, ben Fenerbahçe'nin vaturu geçme ihtimali gayet görüyorum. Ee, çok kolay ol olmaz. Daha da zorlaştı. Çok daha zorlaştı. Ee, ama golü geçecek mücadeleyi bırak bol mücadele dozu yüksek bir karşılaşma olur herhalde. Ee, yani bana kırmızı kart olabilir gibi bile geliyor. Yani hani e, iki taraftan da bence öyle bir ışıkta var gibi e, diye düşünüyorum. Bir mön Fenerbahçe maçıyla alakalı eklemek istediğiniz ben bir şey yoksa. Bir var dedim. Sevilla Fiorentina'ya geçebiliriz. Tutturun sunduğu, tutturanlar kulübü devam edecek. Her